Evet, bir bileklik bırakmışsınız. O bileklik değil, halhaldı Ayşegül Hanım. Halhal mı? Evet. Vallahi eski eşiniz ne olduğunu anlamadı. O zaman bileklik dedi bana. Hatta kimden geldiğini de anlamadı ama buraya kabul geliyor. Kabul etti mi? Geliyor yani, ben ikna ettim. Kendisiyle görüşmek, tanışmak istediğimi söyledim. O da beni kırmadı, geliyor. Ayşegül Hanım, size yalvarıyorum. Beni hani eşimle beni affetmesini sağlayın lütfen. Yani gerçekten buna kadar çok ihtiyacım var ki. Üzerimdeki bu yükü artık atmak istiyorum. Yani senelerdir artık çıkamıyorum bunun içerisinden. Bu vicdan azabı beni yiyip bitirdi. Bir de el alemin bana söylediği olan, hani o kadar laflar, dediğim gibi bir yuva dahi kuramadım, kuramıyorum. İnsanlar tarafından hep dışlanıyorum ve bu beni çok üzüyor. Hem yaptığım hata hem de insanlar tarafından dışlanıyor olmak, anlaşılmamaya olmak beni gerçekten çok üzüyor. Size yalvarıyorum. Bizi barıştırın yani, en azından... Barışmasa bile beni affettiğini söylesin. Bu bile bana yeter. Sakin olun biraz, ne olur. Ne olur. Ayşegül Hanım, bu benim için son şans. Yani beni eşimle barıştırmanızı istiyorum. Eski eşiniz. Eski eşimle. Ağız alışkanlığı. Yani barışmasa bile en azından beni affettiğini söylesin. Bunu duymak bile benim omuzlarımdaki o ağırlığı, o yükü alacak. Vicdanımı rahatlatmasa bile bir nebze olsun. Hani sakinleştirecek mi diyeyim? İnsanlar tarafından, insanlar beni anlamıyor. Hiçbir insan, hani dışlanıyorum. Doğru düzgün bir yuva dahi kuramadım. Anlattım size de. Çevremde arkadaşım dahi yok. Hani derdimi dökebileceğim, beni anlayabilecek... sıkıldığımda, bunaldığımda sohbet edebileceğim bir arkadaşım dahi yok. Ve bundan dolayı gerçekten çok büyük zor durumdayım. Yalvarıyorum size. Yani son çarem bu artık. Ya şu döktüğünüz gözyaşlarına gerçekten... Yani insan, bak değil mi, işte dilin kemiği yok, dilimize sahip olabilsek. Ah, o dilimize sahip olabilsek. Dilin yaptığını hiçbir şey yapmaz, biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmaz yani. İnsanın, hani derler ya, insanın kendine yaptığı kötülüğü kimse kimseye yapamazmış. Benimki de onun o misal oldu yani. Dediğim gibi son çare, son çalacağım kapı sizsiniz, son umudum. İnşallah sizin sayenizde, sizin vesilenizle beni affeder. İnşallah, inşallah. Daha iyi misiniz? Evet, şu an daha iyiyim. Peki biraz konuyu dağıtalım mı? Ne oldu, bu o davalar açmışsınız ya birbirinize, hani aileleriniz dava açmış, kayınvalidenizin açtığı dava, tazminat davaları falan, ne oldu, bunlar sonuçlandı mı? Kayınvalidem ilk anneme işte dava açmıştı. Annem de onunla hakaret davasında bulundu. Kesin net bir sonuca bağlanmadı. Hala mahkeme süreci devam ediyor. Bir işte mahkemeye çıktık sadece bir kez. Onda da kayınvalidem, eski kayınvalidem anneme gene ağız alınmayacak hakaretlerde bulundu. Yani söylenmeyecek her şeyi söyledi. Annem de tabii olayları bilmediği için kendini tutamadı. Ve sen sus, sen oğlunu urolojiye götür diye ağır bir kelime kullandı. Büyük ihtimal mahkemeyi kaybedeceğiz. Ama bu umurumda değil. Şu an benim tek umurumda olan şey Alp'in beni affettiğini söylemesi. Çok zor. Yani hani hakikaten epey de bir zaman geçmiş aradan. İnsan araya bakın, davalar girmiş yani. Hani bu davalarda gergin geçmiş belli yani, değil mi? Evet. Hiçbir uzlaşma olmadı yani her iki tarafta da. Size tekrar tekrar yalvarıyorum. İnşallah, dediğim gibi, buradan mutlu ayrılırım. İnşallah.
Ya ben elimden geleni yapacağım. Buna inanın yani. Gerçekten. Rica etsem bir peçete alabilir miyim? Tabii ki arkadaşlar. Kusura bakmayın. Estağfurullah, ne olur üzmeyin kendinizi. Yani hani nihayetinde olanla ölene çare yoktur. Aslında hiç böyle şeyler benim karakterime yakışan bir şey değil. Ben normalde çok güçlü bir insandım. Yani bu attığım iftira benim kendi kişiliğimi de zedelediğini düşünüyorum. Dedim ya, vicdan yapmışsınız. Unutmamışsınız. Bir de aynı şey başınıza gelince Alp Bey'i daha iyi anlamışsınız. Evet. Bu sizi daha da yormuş, üzmüş. Yani Allah katında da... Buraya kadar getirmiş. Aynen. Allah katında da böyle bir şeyin yeri yurdu yok. Sonuçta bir insana iftira atıyorsun ve de ağır bir şekilde suçlamada bulunuyorsun. Aynı suçlamaları ben de yaşadım. Benim başıma da geldi. Ama bu beni rahatlatmadı. Yani ben bunun bedelini ödedim diyemedim. Bu arada Alp Bey geldi. Ya. Evet. Ben şimdi onun yanına gidiyorum ve sizi de bir şansım olsa masasına davet ediyorum. İnşallah gelir ve orada hep birlikte görüşürüz. İnşallah. Bana müsaade. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.